Hoş geldin. Nasılsın? Ben bayağı iyiyim, motiveyim. Çünkü beni heyecanlandıran bir marka sonunda Türkiye'ye geldi. Biz Kore'ye uzun süredir evet aşinayız. Kore cilt bakım ürünlerine, saç bakım ürünlerine. Ama orta üst klasmanda çok da ürün göremiyor gibi hissediyoruz. Evet çok faydalandığımız, çok hoş ürünler var. Ama ben daha böyle orta üst, daha lükse yakın serinin etkisi nasıl olur hep merak ediyordum. Ve açıkçası 5-6 yıldır da böyle YesStyle gibi sitelerden acaba sipariş versem gelir mi diye uzaktan uzağa baktığım bir marka vardı. Wamisa. Wamisa sonunda Türkiye'ye geldi. Ve çılgıncasına bir ürün yelpazesiyle geldi diyebilirim sana. Bugün 10 çeşit üründen konuşacağız. Yani hepsinin böyle marifetlerinden, içeriğinden, etkilerinden ince 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 konuşacağız. Sen istersen bu kız yine yapmıştır yapacağını objektif şekilde konuşur, değerlendirir dersen beni takdir edebilirsin. Şimdiden abone olup zilleri açabilirsin. Ben de hızlıca başlayabilirim. Wamisa'nın birazcık böyle felsefesinden bahsetmek istiyorum. Çünkü o felsefesi, vizyonu bütün ürünlere markanın yansıyor biliyorsunuz ki. Wamisa daha çok böyle organik içeriklerle, doğal içeriklerle, botanik ekstrelerle, formülasyonlarla kendini ortaya atan bir marka. Özellikle fermentasyon, hassas fermentasyon süreçlerine çok inanıyor. Ve şöyle diyeyim size, şampuanında bile fermente içerik var. Yani öyle içeriklerden bahsedeceğim ki şampuanda bile biz böyle cayır cayır saçımızı neyle olsa yıkarız. Yeter ki yağı alsın, yeter ki kirliliği alsın gibi derde düşmüşken bu kadar ince, hassas şeylerin düşünülüp formüllere koyulması beni çok şaşırttı. Wamisa'da bu anlamda fermentasyon anlamında da ciddi bir marka. Peki fermentasyonu biz niye bu kadar takıyorduk? Niye bu kadar önemliydi ki dersen eğer fermente olduğunda ürünler onların yararlanımı artıyor. Yani daha küçük moleküllere bölünüyor, küçülüyor gibi düşün ve cilt bunu daha iyi emiyor ve faydasını daha fazla görüyor. Mesela esanslarda fermente içeriklerin olması kendinden sonra gelen işte nemlendirici, serum gibi şeylerin de yararlanımını arttırıyor, faydasını arttırıyor. Bu yüzden fermentasyon çok önemli. Bunu da küçük bir hatırlatmak istedim. Ve izninle markanın en popüler ve benim böyle gözünün içine baktığım üründen bahsedeceğim. Bu ürün tam olarak yani bir aşk tanımı yapsam herhalde böyle bir şey yapardım. Bir iksir gibi, aşk iksiri gibi. Böyle pembiş olurdu. Güzel bir şişeye koyardım. Frosted hafif buğulu görünürdü. Ve aromatik ve muhteşem kokardı. Tabii ki bunlar doğal bileşenlerden gelen bir koku olduğunu düşünüyorum. Asıl bunu bu kadar popüler yapan şey ne? Ben ondan bahsetmek istiyorum. %97 oranında organik içerik var bu gördüğün üründe. Ve şunu söyleyeyim, bu bir şovdur. Yani bu kadar performansından da konuşacağım birazdan. Yani bu kadar güzel, cazibeli, kullanım konforu olan ve içeriği de kesinlikle boş olmayan bir ürün yapmışlar. Bu bir şovdur. Açık ara şovdur. Bunu çok net söyleyeceğim. Kıvamını da sana hemen göstermek istiyorum bu arada. Sudan biraz daha hallice diyebilirim. Yani esansla serum arasında mı desem? Böyle bir kıvamda hızlıca emiliyor. En güzel şeylerden bir tanesi de susuz bir ürün bu arada. Su yok içinde. Gerçekten yani ben zaten Aqua'ya para vermek istemiyorum. Yani evet zaten bu bizim ulaşımımız dahilinde bir şey. Niye yüzde bilmem kaç oranında suya para veriyorum? O yüzden bu içerik susuz bir ürün. Susuz bir içerik. İlk içeriği de hatta Aloe. Aloe biliyorsunuz ki iyi bir nemlendirici, sakinleştirici, A, C, E vitaminleri açısından da zengin. Sonrasında da bu markanın böyle küt içeriklerinden biri olan, bu arada efsane nemlendirdi. Şöyle parlıyor mu, parlamıyor mu sen karar ver. Ben çok parladığını düşünmüyorum. Bir süreden sonra sabitleniyor.
Diğer bir bahsedeceğim içerik de krizantem. Fermente formülasyonunu kullanıyorlar. Krizantem de ne yapıyor? Antibakteriyel, aynı zamanda da antioksidan, yaşlanma karşıtı olduğunu da söyleyebilirim. Sakinleştirici böyle içerikler var. Sonrasında da Lotus'un fermente formülasyonu var. Benim Lotus'a tecrübem şöyle. Genellikle yağlı ciltlere dönük toniklerde kullanıldığında ya da serumlarda kullanıldığında benim cildime çok iyi geliyor. Çünkü gözeneklere iyi geliyor. Bu arada fermente formu çok daha iyi geleceğini düşünüyorum. İçinde de doğal alfa hidroksi asit içerdiğinden dolayı bir ekstra da böyle bir aydınlık ve gözeneklere iyi gelme halinde zaten bekliyoruz. Bunların dışında neler var dersem, avokado, argan yağı gibi böyle bariyer güçlendirici, su tutucu içerikler de var. Şimdi sana markanın genel olarak kullandığı içeriklerin şöyle bir genel hattını çizmiş oldum. Susuz başlıyoruz. İlk başta neyden yararlanacaksak onunla devam ediyoruz. Fermente içerikler var ve esansiyel yağlar var. Buyurun. Bu arada Gozyene sitesine göre de herhangi bir akne tetikleyici bir içerik bulundurmuyor. Ama senin cildin akneli ise, içinde esansiyel yağlar varsa ve bundan cildin çok haz etmiyorsa yine de ben temkinli kullanmanı öneririm. Ürünün performansından konuşacak olursak böyle bir nem yok. Efsane nemlendiriyor. Üstüne kullandığın ürünle nemi zirveye çıkartırsın. Ben bunu hem kendi cildimde hem de artık sadece kendi cildimden tatmin olmadığım için annemin cildine denedim. Böyle defalarca dokundum, yani bu gerçek mi diye. Çok iyi bir nem tutucu. Toner diye geçiyor ama bence vazife olarak bayağı bir esans gibi görülebilir diye düşünüyorum. Yani sözün kısası, sen nem kaybı yaşıyorsan, dehidrasyonsa derdin, cildin normalden kuruya dönükse, bir türlü nem hapsedemiyorsan, problem yaşıyorsan, kızarıkların varsa bu ürün bayıla bayıla kullanacağın, hem kokusuyla hem yapısıyla, performansıyla kullanacağın bir ürün olabilir. Benim için bayağı hani game changer derler ya sitelerde, şeylerde, böyle bayağı oyunun gidişatını değiştiren bir ürün. Çok iyi nem hapsediyor diye düşünüyorum. Ve diğer ürünlere geçiyorum. Fazla heyecan insanı çok konuşturuyor bu arada. Yani daha ne kadar konuşabilirim ki? Aman tanrım. Cleansing oil. Bu da temizleme yağı. Yine organik çiçekler var içinde. Esansiyel yağlar da var. Fındık %43 oranında. Bu markanın en güzel yanlarından biri yüzde kaç oranında olduğunu yazıyor. Ben böyle şeylere tatmin olurum. Ben gayet kullandığım şeyin içinde neler var ve hangi oranda var bunu bilmek istiyorum. Bu anlamda beni tatmin ediyor bu markada. %43 oranında fındık var, zeytinyağı, avokado yağı, yine fermente, krizantem vesaire diye devam ediyor. Genelde temizleme yağlarında ayçiçek yağı kullanırlar. Herhalde daha ucuz olduğu için. Bunda fındık yağı kullanmışlar. Performansına gelirsek eğer, hiç irite etmiyor cildi. Güzelce makyajı akıtıyor. Makyajı akıtma anlamında performansının orta üst düzeyde olduğunu söyleyebilirim. Ben çok yoğun maskara kullanan biriyim. Hafif hafif şurada grilikler görüyorum. Ve bununla şöyle bir suyla akıttıktan sonra cildim güzel temizleniyor. Sonrasında pütür pütür aknevari şeyler olmuyor. Göz yakmıyor. Yine organik içeriği bu kez yüksek olduğu için kesinlikle tercih edilebilir diye düşünüyorum. Geldik foaming gel. Bu da %70 oranında organik. Yine fermente içerikler var. SLS yok. Nazik temizleyiciler var. Ve bu temizleme ürününde bile ilk içerik aloe. Yani hassasiyeti sen öyle düşün. Yine sonrasında lotus var. Krizantem var. Esansiyel yağlar bunun içinde bile var. Çok performansına gelirsek çok iyi köpürüyor. Bayağı köpürüyor. Şaşırırsın. Gözenekleri iyi temizliyor. Cildi bayağı iyi arındırıyor. Tüm cilt tipleri faydalanabilir. Ve sitesinde özellikle sakinleştiriyor diye geçmiş. Ama ben sakinleştirici özelliğindense daha çok temizleme ve arındırma özelliğinin bir tık daha fazla olduğunu düşünüyorum. Ha, cildime bir gerginlik yaratmadı. Ama üstüne bir iyi bir nemlendirici, tonik vesaire ya da işte esansa devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok daha yumuşak formülasyonlarla karşılaşmıştım açıkçası. Ama buna da kötü bir şey söylemem, oldukça iyi performanslı olduğunu düşünüyorum. Eklemem gerekirse de bence bunu daha çok yağlı ciltler, karma ciltler daha çok sever.
kuruya dönük ciltler için bence ilk bakılacak temizleyici olmayabilir gibi geliyor bana. İzninle birazcık daha nemlendiricilere geçmek istiyorum. Hatta ben sana direkt kıvamlarını göstereyim. Rahat edelim. İkisini böyle hafif karşılaştırmalı gideceğim. Soldaki Water Cream, sağdaki ise Nourishing Cream. Evet, Water Cream daha ince bir yapıya sahip ve bir süreden sonra matlaşıyor. Sıfır ağırlık hissi, çok net söyleyebilirim. Karma ciltler, yağlı ciltler oldukça rahat ederler. Birazcık emilim konusunda birazcık uğraşman gerekiyor. Onu söyleyeyim. Bu krem ise çok daha Nourishing Cream olduğu için kuru ciltlerin sevebileceği, ciltte bir süreden sonra resmen böyle bir bariyer, nem bariyeri oluşturan bir krem. Ben bunu kuru ciltli birinde denedim. Hatta tonerla beraber denediğimde çok güzel nem hapsetmişti, tatmin etmişti kuru ciltli birini bile. Bunu da kendimle denedim. Gördüğün gibi o parlaklıktan herhangi bir şey kalmadı üründe yedirdikten sonra. Gayet matlaştı. Şimdi bu üründe water cream dediğimde %95 oranında organik pirinç var, fermente soya var. Yine ilk içerikler susuz bu arada. Pirinçle, aloe ile devam ediyor. Bu anlamda da tatmin edici. Bunda ise birazcık daha esansiyel yağlar anlamında zengin diyebilirim. Zaten kokusundan da, o doğal kokusundan da anlarsın. İçinde mango, chia ve avokado yağı var. Bunda böyle çok aşırı parlak olduğunu söyleyemeyeceğim. Buna da yarım at diyebilirim. Dediğim gibi kıvamsal anlamda bu daha yoğun kuru ciltleri tatmin edecek. Bu ise içinde o esansiyel yağlar hassasiyetin yoksa sen de sivilce yapmıyorsa eğer sivilce ciltleri bile yağlı ciltleri de tatmin edecek bir ürün gibi geldi bana. Ve göz. Yani bütün seriyi deniyoruz. Gerçekten Eye Essence'den bahsedeceğim şimdi de. Şimdi buna Essence demişler ama kıvamını da göstereyim. Kıvamı böyle bu arada. Biraz çok almışım. Yoğun kıvamlı. Bunu tabii ki de hemen buralara sürüyorum. Kendi yine bitkisel kokusu olan, biraz kıvamlı, nem tutan ve vaatleri arasında sıkılaştırma da olan bir ürün. Ben şimdi bu ürünü neredeyse bitirdim. Bayağı bir kullandım ama küçücük bir üründen bahsediyorum. Tabii ki uzun süre kullanıp etkilerini gözlemlemek lazım. Çok serinleşti bu arada buramı derken. İçeriklerine şöyle bir bakıyorum. İçinde yine aloe var, yeşil çay var, fermente pirinç var, chia var ve argan var. Bunlar yine bizim sevdiğimiz hem antioksidan hem de nem tutma özellikleri olan, sakinleştiren ürünler. Fermente şeyler de var. Uzun vadede bunun da bir performansına bakmak lazım. Benim makyajımı da bozmadı. Göz altımı da nemlendirdi. Essence'den çok farklı bir formatta olduğunu söylemem lazım. Ah, geçelim mi güneş kremine? Güneş kremine ben her markanın böyle nasıl bir kıvam yaptı acaba diye böyle bir ince ince daha bir eleştirel bakarım. Bu da yine %64 oranında organik içeriğe sahip. İçinde yine avokado gibi farklı esansiyel yağların da bulunduğu. Bence fiziksel filtreli, bence kuru ciltlerin sevebileceği bir kıvamlı bir krem. Güneş kremi. Şöyle sana gösteriyorum. Fiziksel filtre olduğu için hafif bir aydınlatma etkisi olacak tabii ki. Renk eşitliği de sağlıyor yalnız. Ve bir süreden sonra sabitleniyor. Yapılı. Birazcık yapılı. Yani sen su gibi jel kıvamdaki ürünlere alışkınsan ve onları seviyorsan bu farklı bir kategoride. Çok güzel de nem veriyor. Yani olay sadece güneş kremi güneşten korumak değil. Hem nem hapsetmek hem de anti-aging şeyleri de olduğu için kuru ciltler böyle kıvamlı yapıda ve fiziksel filtre aynı zamanda organik içeriklerden hoşlanıyorlarsa bence bu ürünü bir akıllarında bulundurabilirler. Beni bu anlamda tatmin etti. Ama benim cildim yağlı, akneli. Ben her zaman böyle ürünlere bir tık daha böyle hafif geriden bakıyorum. Onu da söylemem lazım dürüst şekilde. Gelelim dudak ürüne. Ya bunu bile düşünmüşsünüz. Bunu bile getirmişsiniz. Yani gelecekse bir marka her şeyiyle gelmeli. Her şeyiyle pazara sunmalı kendini. Evet, şimdi bu da bizim tatlış lip balmımız. Şey rengi gibi, hani Nivea'nın cherry şeyi vardır ya, birazcık onun renginde diyebilirim. Bunun da içerisinde yine murumuru yağı var, yanlış okumuyorsam eğer chia yağı var. Böyle nemi hapsedecek yağlar var içinde. Böyle bunu kullandığında
parlak, ıslak durmuyor. Biraz kıvamlı yani biraz sert böyle kat kat biraz geçmen gerekiyor üstünden. Nemi hapsetme konusunda da bir katman oluşturuyor. Yani kış aylarına daha çok bakmak lazım. Ama çok böyle dudakların yapış yapış nemli nemli olmuyor. Hatta bir tık daha böyle daha mat kalıyor diyebilirim. Bu arada ürünün %97 oranında organik olduğunu da söylemem lazım. Gelelim şampuanlara. İki çeşit şampuan var. Hemen sana göstereceğim. Biri yağlı saç derisi için, bir diğeri ise kuru saç derisi için. Yine ilk başta söylediğim gibi bunun içinde bile fermente içerik var. Bunların dışında ilk içerikte su yok. Yani inanılmaz şampuanda bile koymamışlar. Arpa, yulaf, fermente içerikler kendini gösteriyor. İkisini de denedim ben. Seyahatte olduğum için hatta getirdim. Seyahat boyları zaten bunlar. Bütün ürünlerin küçük seyahat deneme kitleri, deneme boyları var. Bu anlamda da çok sevdim. Çünkü kocaman bir boy alıp deli gibi yatırım yapmak zorunda değiliz. Bakarız çünkü cildin beğenmeyeceği, hani saçın istemeyeceği bir şeyi niye uzun süre kullanalım ya da niye paramızı verelim. Bu anlamda küçük boylarıyla ben şöyle bir başladım. Oily Scalp ürünü bir arındırıcı ürün diyebilirim. Yani burayı ferahlatan ve arındıran bir ürün. Bunu kullandıktan sonra saçım... Ama bir ürün daha kullansam açmak için, bu arada hiç saç kremi kullanmadan ikisine denedim. Bir açma ürünü sanki hafif istiyordu. Dry scalp'ı kullandığımda da, örneğin benim aslında saç tipime hiç uygun değil. Ama denemek için şöyle bir baktığımda da, bugün hatta saçlarımda o var. Birazcık düzleştirdim ama volümden hiçbir şey kaybetmedi. Yani hani bastırmadı, besleyici içerikler, yağlar, esansiyel yağlar bazen saçı bastırır ya. Kesinlikle volümünden hiçbir şey kaybetmedi. Buramı ikisi de herhangi irite edecek, kepeklendirecek bir şey de yapmadı. Saç açılma konusunda dry scalp tabii ki biraz daha hani isimden de anlaşılacağı gibi bir tık daha açma konusunda daha başarılıydı diyebilirim. Ama şöyle ilginç bir şey. Normalde benim saçlarım ürünsüz, saç kremsiz, işte serumsuz açılmaz. İkisinde de gayet iyi gitti. Bu da beni şaşırtıyor. Hem ürünlerin içerikleri ve performansları hem de tabii ki ister istemez saç kalitesinde biraz daha artması, hatta suyla da alakalı olduğunu, şu an Antalya'dayım ve arıtma su kullanıyorum. Bununla da çok alakalı olduğunu düşünüyorum. İnanılmaz bir heyecanla neredeyse 20 dakikaya varan bir video çektim galiba. 10 değişik üründen bahsettim. İnce ince içeriklerinden, sana markanın hikayesinden ve böyle tarzının ne olduğundan bahsetmeye çalıştım. Ve tabii ki ürünlerin performanslarından da konuştuk. Samimi görüşlerimi, kesinlikle objektif yorumlarımı kattığımdan emin olabilirsin. Bu en çok dikkat ettiğim şeylerden biri. Sen de bu anlamda sonraki videoların gelişini de, hızlılığını da ya da sıklığını da artırmak istersen bana abone olabilirsin. Zilleri açabilirsin, eşine dostuna söyleyebilirsin, like atabilirsin. Hepsi hoşuma gider. Ben izinle kaçıyorum. Seni seviyorum. Kendine iyi bak. Hoşça kal.